Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tane tane lezzetli pirinç yapımını göstereceğim. Malzemelerimize geçelim. Bir büyük kase pirinç kullanıyorum ben. İsteyen küçük bir kase kullanabilir. Ve bir çay bardağı arpamız var. Ve bir çay bardağı sıvı yağ. Çay bardaklarımız küçük bu arada. Evet. Ve bir yemek kaşığı tuz kullanacağız arkadaşlar. Ve pirinci yıkamamız için bir pirinç yıkamalık leğenimiz var. Evet, ilk önce ocağımızın altını yakıyoruz. Evet. Ve bir çay bardağı sıvı yağımızı tencereye bırakıyoruz. Bu arada sıvı yağ fiyatları da çok fazla yükseldi. Allah yardımcımız olsun. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Evet. Yağ biraz kızarsın. Evet. Şimdi arpamızı biraz kızarmış olan yağımızın içine bırakıyoruz. Ve şimdi bunu hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunun altını biraz kısayım. Bu sırada pirincimizi yıkayacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir damla bile su bırakmayacağım. Sıfır su. Tane tane olması için bu çok önemli. Ben başkalarının aksine kaynamış suda pirinci bekletmeyeceğim. Kimisi pirinci kaynamış suda bekletir yarım saat. Ama gerçekten hiç gerekli bir şey değil bu. Evet. Evet arkadaşlar, arpamız kavruldu. Şimdi bu arpanın üzerine yıkamış olduğumuz pirinci bırakıyorum. Ve tekrar bunu biraz kavuracağım. Altını da kıstım bu arada. Önce yüksekti, daha sonra kıstım. Biraz kavurmaya bırakıyoruz, karıştırarak tabii. Ve bu arada 3 kase su kettle'a bıraktım kaynamaya. Kaynamış su birazdan üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu az önce görmüş olduğunuz kase yılanmış bardak. 3 kase su kullandık arkadaşlar. Evet ve tuzumuzu da ekleyelim. Ve tuzla da kavuralım biraz. Bu daha çok lezzet verecektir. Kimisi tuzu suya atar. Ben kavurma esnasında tuzu eklerim. Evet arkadaşlar. Evet, kaynamış olan suyumuzu pilavımızın üzerine ekliyoruz. 3 kase kaynamış su. Ekledik hepsini. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu pişmeye bırakacağız. İyicene kaynamaya başlamakta olan pilavımızın altını şimdi kısacağım ve kapağını kapatacağım arkadaşlar. Evet, altını kısıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Evet ve pişirmeye bırakıyoruz. Evet, bakalım ne durumda pirincimiz. Evet, pişmeye devam ediyor. Ben altını tam kısın demiştim ama tam kısmayın. Biraz kısın. Daha iyi. 5 dakikaya hazır olur arkadaşlar. Arada bir kaşıkla şöyle yapınız. Evet. Ve kapağını hafif açık bırakıyoruz. Pilavımız pişmek üzere. Su kalıp kalmadığını anlamak için şöyle kaşıkla dibini şey yapıyorsunuz. Bakın, evet. Kalmadı. Su kalmadığını gördüğünüzde altını söndürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu söndüreceğim ve bir süre demlenmeye bırakacağım. 5-10 dakika. Pilavımız harika görünüyor. Tane tane bakın. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Servise sunmadan önce karıştırılır ve daha sonra servis edilir arkadaşlar. Evet bakın harika görünüyor. Yanında bir salatayla çok güzel gider. Pirinç sofralarımızın vazgeçilmez besinidir. Her şeyin yanında gider. Her türlü sulu yemeğin yanında, ızgara çeşitlerinin yanında,
Her şeyin yanında güzel gider arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın.